Hepimizin inzivaya çekildiği, kendimizi karantinaya aldığı bir dönemdeyiz ve çok da kolay geçmiyor herkes için var bir sürü kaygımız var gelecek ne olacak ne kadar sürecek paramız ne olacak böyle bir dönemde bir sürü çalışma yapıyoruz biz sanal üzerinden. Ben daha çok yazının terapi tarafına çok odaklanıyorum. Reiki master'ıyım, EFT master'ıyım. Geçmiş yaşam regresyon terapisi eğitimleri aldım. Enerjilerle çok çalıştım, çok ilgilendim, çok araştırdım. Şu dönemde en çok kendim için uyguluyorum. Ama biliyorum ki benim için en büyük şifalardan biri her zaman yazmak olmuştur. Yazar olmak zorunda değilsiniz. Yazmak kendi başına dışa vurumdur, İnsana iyi gelir, rahatlatır. Fakat ben fark ettim yıllar önce en büyük şifanın e, kurgu yaptığımızda oluştuğunu da gördüm. Yani çünkü o kurgular tam kurgu olamıyorlar. Sizin yaptığınız kurgular sizin yaşadıklarınızla bezeniyor, sizin deneyimlerinizle donanıyor sizin hayatınızdan ve çevrenizdeki başka insanlarda gördüğünüz şeylerle şekilleniyor. O yüzden kurgu yazmak aslında kendimize de çaktırmadan anlatmak istediğimiz hikayeleri anlatmaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu ücretsiz atölyemizi kurgu yapmanın veya yazının, yazmak herhangi bir şekilde bir proje olarak bir yazıyı tamamlamak isteyenler için e, süreci açıkladım size bu üç videoda. Yani yazmak bir süreçtir ve eğer bu süreci tanımazsanız, anlamazsanız, yazamıyorum zannedebilirsiniz, beceremiyorum zannedebilirsiniz, niye tıkandığınızı anlayamayabilirsiniz. Ben size burada e, bu üç videoda bu süreci benim bakış açımla, Yazı hangi evrelerden geçer? Yazan kişi yazar hangi evrelerden geçer? Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yeni başlayan biri de olabilirsiniz. Bu videolardan siz de faydalanabilirsiniz. Ama özellikle e, bir şeyleri yazmış ve onları şekillendirmeye çalışan birisiyseniz, tıkandığınız yerleri anlayamıyorsanız, niye bu dönem yazamadığınızı bilmiyorsanız, Bununla ilgili birazcık hem bilgi verdim hem de bu dönemleri nasıl atlatabileceğinizle ilgili bilgi verdim bu bir hafta bittiğinde canlı olarak buluşacağız internet üzerinden Tabii ki online buluşmamız olacak videolu olarak ya da ses kaydıyla sadece katılabilirsiniz ve orada sorularınız varsa onları yanıtlayacağım ve çalışmamızın kapanışını birlikte yapacağız. Size iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki geldiniz.